Kilo vermek neden bu kadar zor? Diyet yapıyorsunuz, spor salonuna gidiyorsunuz, hatta belki kilo da veriyorsunuz. Ama birkaç ay sonra tartı yeniden yukarı doğru tırmanmaya başlıyor. Şimdi size anlatacağım şey bu döngüyü kökünden değiştirebilecek kadar güçlü. Haftada yalnızca bir enjeksiyonla fazla kilolarınızın %20'sine kadarını vermenizi sağlayan bir tedaviden bahsediyorum. Üstelik bu kilo vermekle kalmıyor, tip 2 diyabet riskini neredeyse sıfıra indiriyor. Evet, kulağa mucize gibi geliyor ama bilim bunu doğruluyor. Ancak dikkatli olmalı. Bu tedavinin kimsenin konuşmadığı bir yüzü de var. İlacı bıraktığınızda vücudun nasıl tepki verdiğini duyunca gerçekten şaşıracaksınız. Ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demir. Bugün Monjero adı verilen bu yeni nesil tedavinin nasıl çalıştığını, ne kadar etkili olduğunu ve olası yan etkileri uzun vadede size nelerin beklediğini bilimsel verilerle anlatmaya çalışacağım. Monjero, vücudumuzda doğal olarak bulunan iki hormonun etkisini taklit eden yeni nesil bir ilaçtır. Bu hormonlar sindirim sistemiyle beynimiz arasında bir iletişim hattı kurar. Ne işe yarar derseniz bu beyni artık doyduğun sinyali gönderir. Mide boşalmasını yavaşlatarak uzun süre tok kalmamızı sağlar. Kan şekeri kontrolünü iyileştirir ve insüline duyarlılığı artırır. Sonuç daha az yersiniz, daha uzun süre daha tok kalırsınız ve metabolizmanız daha verimli çalışır. Bu yüzden Monjero obezite tedavisinde bugüne kadar görülmemiş düzeyde kilo kaybı sağlayabilir. Bu sadece teoride kalmıyor. Çok yeni bir çalışmada fazla kilolu ve obez bireylerde haftada bir kez Monjero kullanılarak %12 ile 20 arasında kilo kaybetti. Bu yalnızca tartıdaki bir rakam değil, tip 2 diyabet riski neredeyse %1'e kadar indi. Kan şekeri normale yaklaştı. Kalp damar sağlığı göstergeleri belirgin şekilde iyileşti. İşte bu yüzden uzmanlar Monjero'nun obezite tedavisinde oyun değiştirici olarak tanımlıyor. Ancak hikayenin bir de görünmeyen yüzü var. Çalışmalar ilacı bıraktığınızda vücudun verdiği tepkinin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Örneğin Ozempic kullanan hastalarda 1 yıl içinde verdiği de kilonun yaklaşık %11'ini geri almış. Yine saksanede sonrası haftalar içinde kilo artışı tekrar başlandı. Monjero için yapılan çalışmada ise birkaç ay içinde kiloların %14'ü kadarı geri kazanıldı. Bu vücudun eski dengesine dönmek için adeta savunma moduna geçtiğini gösteriyor. İlacın etkisi ortadan kalkınca iştah artıyor, metabolizmaya başlıyor ve kilo yeniden artmaya başlıyor. Her ilaç gibi Monjero Ozempik ve Saksen'de de bazı yan etkilere neden olabilir. En yaygın olanlar bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi sindirim sorunları. Daha nadir olarak safra taşı, pankreas iltihabı, böbrek sorunları, alerjik reaksiyonlar görülebilir. Kan şekerinin aşırı düşmesi görülebilir. Çok seyrek de olsa tiroid tümörü riski ve göze diyabetik hasar bildirilmiştir. Bu nedenle tedaviye mutlaka doktor kontrolünde başlanmalı ve düzenli takip çok önemli. Peki neden kilo geri alınıyor? Kilo geri alımın nedeni tamamen biyolojik. Vücut fazla kiloyu bir enerji deposu gibi görüyor ve ani bir kaybı bir tehdit gibi algılıyor. İlaç kullanırken beyne tokluk sinyalleri giderken bırakıldığında bu sinyaller ortadan kalkar. Açlık hormonu artar, iştah geri gelir ve metabolizma yavaşlar. Eğer alışkanlıklar değişmezse verilen kilolar geri gelir. <laughs> Kalıcı başarı için ne yapmalı? Çözüm bu ilaçları bir mucize gibi değil de tedaviyi destekleyen bir araç olarak görmekten geçer. Dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı kazanın. Düzenli fiziksel aktiviteyi hayatınızın bir parçası haline getirin. İlacı bırakırken mutlaka kademeli ve hekim kontrolünde hareket edin. Tedaviden sonra ne yaptığınız tedavinin kendisinden çok daha belirleyici olur. Bazı uzmanlara göre Monjero, Ozempic ve Saksanida gibi ilaçların uzun süreli hatta ömür boyu kullanılması gerekebilir. Ancak bilimsel gerçek şu, hiçbir ilaç tek başına kalıcı çözüm değildir. Obeziteyle mücadelede başarı günlük tercihlerimiz ve yaşam tarzımızla mümkündür. İlaç size güçlü bir başlangıç sağlar ancak yolculuğu tamamlayacak olan yine sizin davranışlarınızdır. Sonuç olarak monjero ve benzer tedaviler obeziteyle savaşta devrim yaratıyor. Evet çok etkili ve metabolik riskleri azaltabiliyor. Ama unutmayın gerçek çözüm bir iğnede değil. Sizin tabağınızda ve attığınız adımlarda gizlidir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara yazın, hep birlikte tartışalım. Özellikle ilacı kullananlar, deneyimlemiş olanlar da yazarsa sevinirim. Bu videoyu kilo vermeye çalışan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.